Evet, selamlar. İzleyicimiz yok şu an ama Mad Max oynuyoruz. Oldukça eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Açık konuşmak gerekirse, boss fight'e geldik. Nedense bir önceki top demişler bunları. Bir öncekisi de aynı karakter yani. Hiçbir değişiklik göremiyorum şu an, o yüzden biraz oyuna karşı bakışım değişti diyebilirim yani. Wow. Lan. Nasıl bir şey bu ya? Abi buraya geçmemin imkanı yok benim yani. Çok düşük bir levelde kaldık arkadaş. Aha, kapıyı da kapatmış lavuklar. Suyumuzdan içelim. Tipsiz. Ya arkadaş ya. Silahın da hiçbir tesiri yok. Yani pompalı tüfeğin hiçbir tesiri yok gördüğünüz gibi. Of, bu oyunu geçemeyeceğiz arkadaş. Yani pompalı tüfekle vuruyorum, adama hiçbir şey olmuyor ya. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Ya. Arkadaşım ya. Herhalde bu öbür lavuğun kardeşi galiba. Shiver. Gördüğünüz gibi reisi indirdik ama biraz zorlandık. Top Dog Camp. Great Watcher. Şimdi bu geriye kalan diğer Scrap, Insignia, History Relic. Bunları gidip toplayacağız. Bu History Relic dediği böyle resimler veriyor. Yani tarihi anıt mı diyelim? Ne diyelim Türkçesi? Tarihi, İşte tarihten gelen böyle resimler topluyorsunuz. Geçmişe dair Mad Max'in bu karmaşadan, bu kaostan evvel neler yaptığını, Mad Max'in dünyasında neler olduğunu görmek için resimler veriyor. Daha sonra bu Insignia dediği de bu Scrotus diye bir eleman var. Oyunun başında onu madara ediyorsunuz. Böyle testereyle falan kesiyorsunuz adamı.
onun sembolü. Onları kırıyorsunuz görev olarak. Her böyle kampta onları kırıyorsunuz. Scrap dediği de hurdalık. Bu hurdaları alarak aracınızı, silahlarınızı, Max'in giyimini, kuşamını geliştirebiliyorsunuz. Yani oyun oldukça zevkli. Witcher'dan sonra oynadığım en kaliteli, en iyi oyun diyebilirim. Hele Mad Max'i seviyorsanız bence oldukça eğlenceli olacaktır sizin için. PlayStation'da bakın, bu da Insignia dediği. PlayStation'da indirim olduğu için arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Bir oyun olduğunu söyleyebilirim yani akşam. Onları işten güçten sonra yarım saat, bir saat, bazen 2-3 saat, bazen daha fazla bu oyunu oynayabilirsiniz yani. Şimdi bakalım. Haritamız var böyle yine. Yani tabii hani Witcher'a göre kıyaslarsanız pek öyle büyük, yani o kadar büyük de değil yani Witcher'a göre. Witcher'da biliyorsunuz bir de yeni işte şeyler de geldi. Nedir onun adı? Yeni indirilebilir içerik de geldi, DLC. Şimdi onlarla beraber daha da genişledi yani The Witcher. Yani aylarca oynayabilirsiniz yani, açık konuşalım. Tabii eleştirenler oluyor. Bu kadar oyun oynanır mı diye insanları, ama acaba kendileri ne yapıyorlar? Evde atom mu parçalıyorlar? Onu da sormadan edemiyoruz tabii. Değil mi? Aha, atom parçalamaz gibi espriler de yapabilirler bize. Yani komik değil. Yani ne bileyim, yani evlerinde yeni bir hava aracı tasarımı mı yapıyorlar ya da uzay gemisi mi tasarlıyorlar bilmiyorum, ama oyun oynayanları sürekli eleştiriyorlar. Boş zaman, boş zaman, boş zaman diye. Kendilerinin ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Yani ya dedikodu yapıyorsunuzdur, ya televizyon izliyorsunuzdur, ya dizi izliyorsunuzdur, ya da saçma sapan bir roman okuyorsunuzdur. Yani yanlış anlamayın, ben de kitap okumayı çok severim, ama işte sırf satılsın diye yazılmış, yani oyunda, herhangi bir oyundan daha iyi hikayesi olmayan, hikaye örgüsü olmayan bir roman ben de hiçbir zaman okumam. Yani mesela örnek vereyim, en son Serdar Özkan mı öyle bir adam, Kayıp Gül diye bir kitabı vardı, okumuştum, gayet güzel. Sonra ikincisini aldım, yani olmaz böyle bir şey. Yani kitap yazmasa daha iyi. Şu History Relic ve Scrap'lerin çoğunu almadık. Hani alacağımızı zaten aldık burada. Bakın 448 olmuş. Şimdi Max Reis'i bir geliştirelim. Adama benzesin biraz. Böyle dövüşlerde çok kullanabileceğiniz isomel weapon, weapon to quickly execute form. Ya tabii komboları nasıl aktive edeceğiniz yok. Hani açıkçası oyunun en büyük eksiklerinden birisi bu. Bakalım. Şimdi bir garaja gidelim. Burayı aldık. Max'i de gerekli dövüş bilgilerini verdik. Bakın nasıl The Witcher 3'ü oynadıysanız biliyorsunuz. Ben 1 ve 2'yi oynamadım. Ne yalan söyleyeyim yani. Orada nasıl Roach
isimli atını çağırıyordu. Gerçi bütün atlara Roach dediğini duyuyorduk oyunda ama burada da bu Magnum Opus aracını çağırıyor Max. Bir, iki, üç, üçüncü filmleri izleyenler bilir. Hani izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Oyunda, yani bu oyunu oynamadan evvel filmleri kesinlikle izlemelisiniz. Yoksa öyle çok çok olayın tadına varamazsınız. Örneğin mesela bakın şu an biz aracımızı ya farklı farklı böyle kaportalar kullanabiliyorsunuz, araç gövdesi kullanabiliyorsunuz. Ama biz Max'in aracına daha uygun, yani ilk Interceptor isimli aracına uygun bir araba seçmeye çalıştık. Yani bu gövdeyi seçmeye çalıştık. Şimdi Fast Travel'la mesela şeye gidelim. Nedir? Jit'in kalesine gidelim. Böyle burada tehlikeler var. Siz bu tehlikeleri ortadan kaldırdıkça nedir onun adı? Oradaki işte tehlike seviyesi düşüyor. Amacınız tehlike seviyesini düşürmek. Scarecrow diye korkuluk manasına gelebilecek şeyler var. Nedir onun adı? Böyle kule tarzı yerler var. Onları işte harpun ile biz ne diyelim ona? Yani Türkçesi neydi? Mızrak mı? Mızrak değil de. Neydi ya harpun? Zıpkın diyelim. Ha, zıpkınla indiriyorsunuz onları. Normal rakiplerinizi de harpun ile indirebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, işte Battlefront, Battlefield, Division, Need for Speed, ondan sonra Tomb Raider'ı eklemeyebiliriz, onda çok emin değilim, hatırlayamadım şu an. Yani bu tür çoğu oyunu oynadıktan sonra tuşların genelde standart olduğunu söyleyebilirim ama burada yani tuşlar standart değil. Mesela koşmak için R, düşünün gidiyor, ilerlerken koşmak için R2'ye basıyorsunuz. Normalde L3 ile koşuyorsunuz. Zıplamak için L2'ye basıyorsunuz. L1 ile nişan alıyorsunuz. Ondan sonra L2 ya da yuvarlak tuşuyla vuruyorsunuz. Yani o yüzden pek bir standart değil. Tuşlara alışmakta biraz zaman kaybedebilirsiniz. Ama onun dışında ben eğlenceli buldum oyunu yani. Evet, burası Jit'in kalesi. Jet ya da Jit neyse. Onun kalesi. Bu kalede size bazı projeler veriyor. Mesela şu, işte şunu yaptık. Bu projeler size ondan sonra ödüller veriyor. Örneğin bu su kulesini yaptık. Bakın gördüğünüz gibi diyor ki Max Kent'in Automatic Field when entering this tunnel. Bu kaleye girdiğiniz zaman bu kalede Max'ın bu nedir? Matarası otomatik olarak doluyor. Bunu projeyi yapmadan önce kendim gidip su bulmak zorunda kalıyordum. Bu da aynı şekilde bize, bunu da biz inşa ettik buraya. Bu da bize aynı şekilde yakıt veriyor aracımıza. Daha sonra bakın burada bekleyen projeler var. Onları da göreceğiz. Şurada da işte ne denir? Yol dövüşlerinde kazandığınız scrap'ler, bu hurdalar otomatik olarak sizin hesabınıza geçiyor. Hesabınıza diyelim. Aynen öyle yani. Şimdi evet, şimdilik bu kadar diyelim bu oyunla ilgili. Daha sonra devam ederiz. Hepinize iyi akşamlar.